Günümüzde bilindik pek çok yazar ve şair bulunmaktadır. Türk edebiyatına gençliğin uyanışı ve maneviyatına katkısı olmuş olan bu şairlerden biri de rahmeti rahmana uğradığımız Sezai Karakoç'tur. Yazmış olduğu eser ve şiirlerinin çoğu pek çok dile çevrilmiştir. 22 Ocak 1933 doğumlu olan Sezai Karakoç Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde doğdu. Çocukluğu doğduğu ilçe olan Ergani'de geçti. Eğitimine de Ergani'de başlayıp 1944 yılında ilkokul eğitimini tamamladı. Ortaokula Maraş Ortaokulu'nda parasız yatılı olarak devam etti. Lise eğitimi için Gaziantep'e gitti ve 1950 yılında liseden mezun oldu. Lise döneminde felsefe dersine ilgi duydu ve felsefe okumaya karar verdi. Fakat üniversite imtihanında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı. 1955 yılında üniversite eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Maliye müfettişliği görevi icabı pek çok kez Anadolu'yu gezdi ve Anadolu halkını yakından tanıdı. İstanbul'da Diriliş dergisini kurdu. Eserlerinde genellikle İslam medeniyetinin tekrar dirilişini ele almış ve hayatını buna vakfetmişti. Her insaflı, vefalı, vatanperver ve dine hizmeti hayatının ana gayesi haline getirmiş zatlar gibi rahmetli Sezai Karakoç da bu ülkeye ciddi hizmetleri olan Bediüzzaman'a lakayt kalamazdı ve kalmadı. Karakoç'a göre Risale-i Nur'un son derece etkili bir sesi ve üslubu vardır. Bir bakıma Risale-i Nur tek başına bir İslam kültürü külliyatıdır. Karakoç, Bediüzzaman'ın Anadolu'da okumamış insandan aydın insana kadar büyük bir kitleyi yeniden İslam kültürü ve inancıyla eğittiğini, adeta Anadolu'da yeni bir kültür akımı doğurduğunu ve bir kültür savaşına giriştiğini görmemek mümkün değildir. Bediüzzaman'ın en çok üzerinde durduğu ihlas, inançların gönülde derinleşmesi ve samimi inanışın doğuşu demektir. Allah'a, peygambere, öteye, kadere ve hesaba, gayb aleminin kudret elleri olan meleklere yürekten inanmak. İşte ihlas budur. İhlaslı inanış olmadan da gerçek bir İslam insanı olmak ve İslam'ı tekrar insanlık içinde gerçekleştirmek, İslam uğruna gerekirse can vermek yolu açılamaz. Bu bakımdan İslam inanışının dirilişi, ve bunun belli başlı kadrosu olan Risale-i Nur, İslam'ın ihlas doktrini ve bunun uygulanması, canlanması etrafında döner. Karşı çıkanlardaki aşırı tepki de göstermektedir ki, inanıştaki bu canlanış problemin şah damanına dokunmaktadır. Başarıyla yürümektedir. Sezai Karakoç, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin vefatını şöyle anlatıyor. 1960'ın 23 Mart gecesi bir Kadir gecesiydi. Bu gecede büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri vefat etti. Biz o zaman Dirliş dergisini çıkaracaktık. Nisan sayısı için hazırladığımız dergi o tarihte henüz matbaada idi ve baskısı yapılıyordu. Üstad'ın vefat haberini alınca baskıya müdahale ederek bu olayı kapaktan girdik. Kapakta Üstad'ın vefatını batan bir güneş olarak duyurduk. Ömür elbet gelip geçidir. Bizim Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatından sözlerinden büyük ders almamız lazım. Bediüzzaman ilk dönemi yani eski sahit olarak yorumladığı süreçte tüm yazılarını bir yazar gibi yazmış ve yayınlamıştır. Fakat onun ikinci döneminde ki 1927'den sonraki dönemdir. Bu dönemde de Risale-i Nur denilen eserleri ortaya çıkarmıştır. Bu eserleri bir yazar gibi oturup yazmış değildir. Hapse mahkum edildiği zaman hapiste, talebeleriyle çıktığı kırlarda ve dağlarda yazmıştır. Tecritte yazmıştır. Hapisteyken ellerindeki yegane yazı zemini olan kibrit kutularına yazmış, onları elden ele talebelerinin arasında dolaştırarak eserlerini bu şekilde ortaya koymuştur. Buradan ibret alınacak çok önemli şeyler var. Bediüzzaman yanında hiçbir kaynak bulunmazken bu eserleri arkadaşlarına yazdırmıştır. Bunu medresede okurken çok güçlü hafızasıyla ezberlediği kitapların vesilesiyle yapabilmiştir. Tabi burada ezber meselesini yanlış anlamamak gerekir. Bediüzzaman'ın ezberi tahlilli ezberidir. Sezai Karakoçu Bediüzzaman'ı en güzel değerlendiren kişi olarak nitelendiren araştırmacı yazar Şakir Diclehan, Sezai Bey hatıralarında Bediüzzaman'ı cesur, ömrünü İslam'a adamış bir şahsiyet olarak niteler. Nitekim kendisinin ifadesiyle memleketi kurtaracak iki kişi vardır. Bunlardan birisi Bediüzzaman Said Nursi, diğeri Necip Fazıl'dır demişti. Cenab-ı Hak Sezai Karakoç'a ve bütün İslam fedailerine rahmet eylesin. Peygamberimizin şefaatine nail eylesin. Amin, amin, amin.